Genç Tarım Orman Elçileri ile Söyleşiler programı Konya'da düzenlendi. Programda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen faaliyetlerin yanı sıra, zirai alanda emek veren üreticilere ve girişimcilere sağlanan desteklemeler tanıtıldı. Genç Tarım Orman Elçileri ile Söyleşiler. Sizlerin her biri bu bakanlığın çalışma alanlarında öğrenim gören gençler olduğunuz için bu bakanlığın doğal elçilerisiniz. Selçuk Üniversitesi Sultan Alparslan Kültür Merkezi 30 Ağustos salonunda gerçekleştirilen programa Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Doktor Bülent Kahraman Çolakoğlu katıldı. Çolakoğlu gençlerle bir araya gelerek zirai farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Gelecekte siz bizlerin yerinde olacaksınız ve bu bakanlığı ve devleti sizler yöneteceksiniz. Türkiye'de çalışan çiftçi yaş ortalaması 58. Bilimsel araştırma sonuçları, istatistiki veriler. Bu ne demek biliyor musunuz? 10 sene sonra, 20 sene sonra eğer gençleştirmezsek, bu yaşı aşağıya doğru çekmezsek bizi çok zor, çok sıkıntılı günler bekliyor demektir. Programa ayrıca sanatçı ve program yapımcısı Turgay Başyay'la da video bağlantı ile katıldı. Başyay'la sürdürülebilir bir üretimin önemini vurguladı. Tarım konusunda da ciddi neferlere ihtiyaç var başkanım. Yani aslında tarım olmasa hiçbir şey olmaz. Ne yiyorsak oyuz. Bunu maddi ve manevi açıdan söylüyorum. Ne yiyorsak bizler oyuz. Sağlıklı bir topluma ihtiyacımız var. Gelecek neslin sağlıklı olmasına, sürdürülebilir olmasına ve kendine yetebilmesine ihtiyacımız var. Başkan Çolakoğlu'ndan sonra başkanlık koordinatörlerinden Ziraat Yüksek Mühendisi Mahmut Göktaş da özel sektörde iş imkanları hakkında Genç Tarım Orman Elçilerine sunum yaptı. 5, 10 ve 15 yıllık kendinize planlama yapın. Zaten 15 yıl sonra planlama yapsan da bir şey ifade etmeyecek. Yani pil bitecek. Dolayısıyla 5 yıl sonra sen nerede olmak istiyorsun? Kafan da oluşturur. Sen neye odaklısın onu iyi bilin arkadaşlar. Kendinizi çok iyi tanıyın. Akademisyenler, öğrencilerle bakanlığın ilgili ve bağlı kuruluşlarından personelin katılım sağladığı toplantı soru-cevap bölümüyle tamamlandı.